Açın oradan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi ben bunu şey yapalım. Gel buraya isim var. İsmail isim. İsmail isim. İsmail isim. İsmail isim. Köylülerin Partisi Sayın Bakanımız, Sayın İl Başkanım, Belediye Başkanım, Devlet Belediye Başkanlarım, İl Başkan Yardımcım, Eski İlçe Başkanım, Of İlçe Başkanım, değerli gençler, değerli hanımefendiler. Öncelikle bu akşamki emekli toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Çünkü sırayı fazla uzatmaya gerek yok. Siz Erdoğan abi, bakanımız size hasret. Onun için her şeyin hayırlı olması dileğiyle ben sözü belediye başkanımıza bırakıyorum. Sayın Bakanım,
Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Eski İlçe Başkanım, Sayın İl Yöneticilerim. Kısacası, önce Erdoğan abimizi bir söyledikten sonra hepinize buraya katıldığınız için, buraya destek verdiğiniz için, bizlerle beraber olduğunuz için, gönlünüzü bize açtığınız için hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah razı olsun, iyi ki buradasınız. Buradan ses geliyor, fakat arka taraf, bizim şurada gördüğümüzden iki o taraf daha var. Bir orası dolu, bir dışarısı dolu. Şu pencereleri biraz daha açar mıyız? Elimizdeki bu, bizim en büyük lokantamız burası. En büyük salonumuz burası. Sakın işletme sahipleri kusurumuza bakmasın ama yenisi geliyor, dolgu alanında geliyor. Nisan ayında temeli atıldı, Nisan ayında çelik konstrüksiyonla beraber gelecek inşallah. Hem burada hem orada çok daha büyük organizasyonlar yapacağız. Peki burada bu akşam kimler var? Normalde burası, bakın bu akşam sırf gençlik teşkilatımızı gençlerle beraber olması için Sayın Bakanımızla bizlerle beraber yaptığı bir organizasyondu. Öncelikle ben Gençlik Kolları Başkanımıza ve Yönetim Kurulu'na, bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, böyle bir organizasyon yaptılar. Benim bu organizasyonla uzaktan yakından ilgilendiğim olmadı. Çünkü biz koşturuyoruz. O köyde, bu köyde. Arkadaşlar böyle bir organizasyon yaptılar ve dediler ki başkanım, pazar akşamı saat 6'da gel. Fakat Sayın Bakanımızın geleceğini duyan ve bizlerin burada olacağını duyan siz sevgili büyüklerim, küçüklerim, hanımefendiler, herkes dediler ki biz de o akşam burada olmak istiyoruz. Sevgilerimi buradan gönderiyorum. Hepsini tek tek öptüm. İnşallah bundan sonra bu güzel yürüyüşümüzde hep beraber olacağız. Çünkü biz istiyoruz ki ben Sayın Bakanıma 2011 seçimlerinde ilçe teşkilatımızın hazırladığı bir tabloyu sunduğumda Sayın Bakanım Arsin size AK Parti %73 oranında oy verdi. Bakın diğer ilçelerin oy oranı burada. Arsin'in oy oranı burada dediğimde Sayın Bakanım şunun sözünü verdi bize. Allah razı olsun ki bunu da gerçekleştirdi. Dedi demek ki bundan sonra yatırım var senin. Ve Sayın Bakanım o sözünü tuttu. Sayın Bakanıma sizden de alsın istiyorum. Söylerlerdi biz de duyardık. Ama bugün sahili gezerken bir bayan dedi ki bize lafa değil icraata bakarım. O sahili gördü ve o icraata baktı. Bizim ne kadar emeğimiz varsa Sayın Bakanımız da bizlerden daha çok o sahilde emeği vardı. Ve o sahilde Sayın Bakanım bize kredi dedi, kredi verdi, önümüzü açtı. Ha diyorlar ki orayı devlet yaptı, siz de yaptınız. Ya Hopa'dan Sinop'a kadar, Sinop'tan Zonguldak'a kadar başka bir yeri yoktu. Kurayla mağarası çıktı, bunu biz düşünün. Böyle bir şey yok. Ama Sayın Bakanım iki akşam önce bize dedi ki, uşaklar dedi, siz istediniz, ısrar ettiniz, biz de verdik. İstemezsiniz, biliyorsunuz, ısrar ediyorsunuz, yapmıyorsunuz. İşte farkımız bu. Ben tek başıma bir galiba nereden, bir defa abi. İstesek ne olur? Sizler olmazsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yapayalnız kalırız orada. Allah razı olsun, buradasınız. Dolayısıyla, bakın arkadaşlar, birlikte kuvvet doğar. Ben diyorum ki, Allah'a şükür bu benim 7. sandığım olacak. 3 tane mahalli seçim, 2 tane milletvekili seçimi, 2 tane referandum. Bu coşkuyu, bu heyecanı görüyorum. Burada sorun yok. Biz diyoruz ki, ya seçimi kazanırız. Ama sandığın garantisi yok. Peki kazanırız da, ben Sayın Bakanıma daha sonra %73 aldım diyebilmem için bir oya da ihtiyacımız var. Ya o bir oy, ya o gün nasıl olsa AK Parti kazanacak. Nereden bizim uşak kazanır? Gitmeyelim. Samsun'da bir uşak var, onu getirmeyelim. Ankara'da birisi var, o da gelmez. Boş ver, kim bir daha yorulacak? Sakın bunu yapmayın. Birer birer bu oyla, birer birer sandığa gidecek. Ben istiyorum ki bir oyla ben ilçeler arasında birinci olayım. Bir tek ben mi birinci olacağım? Siz birinci olacaksınız. Bu gurur sizin, bir tek benim mi? Ben o sahile yazdım. Bu gurur Arsin'in. Başkasının değil, kendimin demedim arkadaşlar. Bu gurur Arsin'in dedim. Dolayısıyla inşallah biz örnek olmaya devam edeceğiz. Okullarımızla beraber örnek olmaya devam edeceğiz.
Sağlık yatırımlarıyla örnek olmaya devam edeceğiz. Sosyal yatırımlarla örnek olmaya devam edeceğiz. 7 bin garibanın yanında olmakla örnek olmaya devam edeceğiz. Tartışma günü değil. Gün ben niye dışarıdayım, niye orada değilim günü değil. Gün birlik olma günü. Sayın Başbakanımızın sırtı döşek yüzü görmedi. Bir günde 3 tane miting, ardından bir de git Ankara'da esnaf toplantısı yap. Can mı dayanır, dayanıyor. O zaman biz de çalışacağız. Biz de çalışacağız. Bu coşku, bu katılım, bu sevinçli kalabalık, Sayın Bakanımızın buraya gelişiyle birlikte daha da coştuğunu ifade etti bana Erdem Başkanım. Hocam, konuşma yapıyordum hocam. O yüzden ben sizlere bu göstermiş olduğunuz nezaketten ve coşku dolu katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu AK Parti'ye, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı gösterilmiş olan bir teveccühtür. Değerli kardeşlerim, Sayın Bakanım konuşacaklar. Onun söyleyeceği güzel şeyler var. Ben birkaç kelime söylemek istiyorum. Yarın bütünde, sahil bandında bu tesisleri, bu dolgu alanlarını yapmayı kafaya koyduğu zamanı ben biliyorum. Sayın Bakanımızın da desteğiyle birlikte bütün bunları gerçekleştirmek kolay değildi. Ama Sayın Başkanım sadece Arsin'in sahil bandında değil, bakın yılan hikayesine dönmüş bir Santa yolu için nasıl mücadele ettiğine ben şahidim. Santa'daki kardeşlerimiz açıkçası oraya gittiğimizde yol açılışında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yıllardır neler çektiklerini anlattılar, biz bile şaşırdık. İnşallah Arsin, Santa'yla birlikte ayrı bir turizm merkezi olacaktır. Anlatacak çok şey var ama ben zamanınızı almayayım. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizle, dostunuzla, arkadaşınızla, küsmüşlerle beraber lütfen gidin kapısını çalın. Bakın sadece şunu gösterseniz şu kitapçık bile mükemmel hazırlanmış. Bunlar yapılmış şeyler. İçerisinde vaat edilenler ise gayet güzel yapılacak şeylerdir. Desteğinizi bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinize razı olsun. Çok değerli, çok kıymetli, çok sevgili kardeşlerim, çok değerli hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, sevgili gençler. Öncelikle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. En içten duygularımla, en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok değerli kardeşler, bu samimiyet, bu güzellik, bu tablo bize yeter. Allah'a yüz binlerce şükürler olsun. Türkiye'de gerçekten samimi bir lider var. Samimi bir başbakan var. Az önce İsmail abiydi galiba, İsmail Bey efendim. Eyüp Bey bir yazı yazdı. Hakikaten enteresan. Sabah namazına kalkan bir başbakanımız var dedi. Bize ne mutlu. Bunlar enteresan şeyler, güzel şeyler. Evet. Allah'a çok şükür. Cumhurbaşkanımız da var. Cenab-ı Allah bu millete bu günleri gösterdi. Bunlar zor şeyler. Kolay olmaz bunlar. Burada ben yaklaşık 9-10 gündür Trabzon'dayım. Hakikaten Türkiye'nin havasını Trabzon'da görüyorum. Başka şehirlere de gittim. Ama bu son olayları biliyorsunuz. Şimdi biz kendi Türkiye'mize, kendi özelimize, Trabzon'umuza, Arsin'imize, diğer ilçelerimize bakacağız. Trabzon'un sanayisi Arsin'de. Ben 2011 seçimlerine girerken işte bir bakıyorum böyle tuhaf bir genç bir adam. Birkaç kere sordum, unuttum onu. Dedim mesleğim ne? Doktorluk. Bir daha sonra doktor. Ya dedim sen ne işin var Arsin'de belediye başkanlığına? Arsin'in 15 bin nüfusu var. Doktorluk yapsana ya. Başka birisi mühendis, mimar veya işletmeci birisi yapsın belediye başkanlığına. Ama şimdi görüyorum ki
Allah razı olsun. Arsin için büyük bir şans. Hakikaten büyük bir şans. Kendisi söylüyor, işte burada Erdoğan abi bize yardım etti falan. Hiç öyle bir şey yok. Hani ne derler, ittifak marifete tabidir, marifet ittifada tabidir. Şimdi burada geldi bizim yakamıza yapıştı. Erdoğan abi, Sayın Bakanım, biz burayı yapmamız lazım. Arsin'de işte bir söz verdik, bu sahili yapacağız, şehir kurumuna kavuşacak. Hakikaten Arsin şimdi şehir, şehir oldu burası. 30 bine yakın nüfusu var. Gittikçe nüfusu artıyor. Bu tam millet şimdi gezmiyor sahilde, o parklarda. Şöyle bir iki ay sonra yaz geldiği zaman o yeşillikler, o güzellikler, o aktiviteler, spor tesisleri, biraz daha içine yeni aktiviteler yapılacak. Başka yerden ta Rize'den Beşikdüzü'ne kadar, Endesi'ne kadar, Göre'ye kadar, Trebolu'ya kadar inanın buraya gelecekler. Samimi söylüyorum. 250 bin metrekare müthiş bir park oldu. Müthiş! Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi Arsin'de müthiş bir uyum var. Erdem Şen, Doktor Erdem Şen Belediye Başkanı. Farabi Hacı Hasan oldu. Hacı Hasanoğlu diyeceğim, karıştırıyorum ama Hacı Hasanoğlu bu. Şimdi bunlar uyumlu. İyi uyumlu. İl başkanımız da kendileri tutuyor, destekliyor. Bugün bile bir sürü program vardı. Yarın miting yerini hazırlıyor. Sabahtan beri 10 sefer gitti geldi oraya ama buraya da gelmedi, yapamadı. Niye? Bu uyumu, bu hangi gördüğü için geldi bizi desteklemeye. Bana da dediler, ben de sevindim. Çünkü burada geldiğim zaman neşe buluyorum. Moralim artıyor. Burası benim evim. Ha evimdeyim, ha buradayım. Hiçbir fark etmiyor. İnsanlar hepsi benim öz kardeşim gibi, gençler öz evladım gibi, yeğenim gibi. O samimiyeti, bu samimiyeti gördün mü Allah bereketini artırır.